Dhruv! Dhruv! İşte o gün çalışırken sonra o odada kilitli kaldık. Yani o odada ne kadar uzun süre kaldığımıza inanamazsın. Hatta bir süre sonra ışıklar bile kesilmişti, biliyor musun? Tapki ile benim yıl dönümümüz. Birlikte dans ettik, pasta kestik. Yerken de arkadaşça uzun uzun sohbet ettik. Bir an, sen bana kızgın mısın? Dünden beri seni izliyorum ama beni görmezden geliyorsun. Bana ne olduğunu söyler misin? Bak, eğer sen bana ne olduğunu söylemezsen ben sana ne olduğunu nereden bilebilirim ki? Tabii ki şu anda konuşacak havamda değilim. Hey! Nereye böyle Bay Bihan Pandey? Gör bak şimdi. Karın bayan Tapki Bihan Pandey seni nasıl zorla burada tutuyor? Ne yapacaksın ki? Beni mi bıçaklayacaksın? Madem öyle, tamam yap da kurtulayım hadi. Bir an sen... Ben şaka yapıyordum sadece senin... Senin moralini düzeltmek için. Bir an... Bak, benim bu hayattaki en büyük mutluluğum sensin. Bir an... Bu törenler ve yapılanların hepsi bizim için çok önemli. Lütfen böyle mutsuz olarak her şeyi bozma. Hem biz birbirimize söz vermemiş miydik? Birbirimize ne olursa olsun söyleyeceğiz, her şeyi paylaşacağız, aramızda sır kalmayacak diye. Lütfen bir sorunun varsa söyle. Tamam. Ne olduysa senden özür diliyorum. Lütfen ne oldu söyle bana. Söz veriyorum, bir daha sana karşı hiçbir hata yapmayacağım. Ama lütfen söyle bana. Tabii ki ben sana söyledim. Ben senin kocanım. Sakın Tapki'ye bir şey söyleme bir an. Yoksa üzülür. Unutma, bana söz vermiştin. Bihan, ne oldu? Kimden mesaj geldi? Boş ver, önemli değil. Tamam, şimdi boş ver bunları. Şimdi söyle baba, bana ne diyecektin? Sen benim kocamsın ve... Ve ben sana neden kızayım? Sana karşı kötü davranmıyorum. Başım ağrıyor ondan. Geceden beri geçmedi. Hayır Bihan. Kesin bir problemin var. Senin benden bir şeyler sakladığını hissediyorum ama... Ama ne? Ve neden saklıyorsun? Kesin bu Dhruv Pandey yine. Değişmiş olsa da olmasa da... Bu Dhruv Pandey gözümün önünde olanları göremediğimi sanıyorum.